kutlanırdı. Doğum tarihim 27.07.1937'de doğdum. Annem, kız kardeşimin ismini koydu bana, Ayşe. Ondan sonra ismimi değişti, Aysel koydu. Annem, ben 6 yaşındayken annem vefat etti. Ve bizi babaannemle anneanneme bakarlardı. 7 yaşından 14 yaşına kadar 3-4 kadının evini siledim, mermerleri, koskoca evi siledim. Bir şirin verirlerdi bana. Böyle 13-14 yaşlarındaydım. Giderdim nenemle, yani anneannemle giderdim. Ve Rumlara, Türklerde veçte zepçelerin içinden otları çıkarırdı. Patates zamanı patates toplardık. Ondan sonra püşek zamanı giderdik, püşekleri toplardık, kobaydı diye satardık. Paraşüt düştüğünde kumaşı alırdık ve elbise yapardık, ipekli elbise. Çok sevinirdik çünkü elbisemiz ipekli olacaktı, beyaz. Çocukluk hayatım çok zor geçti. Okulu bitirdim orada. Ondan ortaokula gittim, imtihan verdim. 200 kişiyle 4. geldiydim ama doğum kağıdım olmadığı için okula gidemedim. Babam doğum kağıdı gitmedi, yemin etsin de alsın. Babama, üvey anneme mektup yazdım ki isterim yanlarına gideyim. Üvey annem geldi, beni aldı, gittim. 6,5 sene babam ve üvey annemin yanında kaldım. Burada da bir adam beni istermiş. Ve mektup fotoğrafını verdi, fotoğrafına tanıştık. Babam babasını tanırdı diye, oğlu da iyi olacak dedi. Ama babam babasını tanıdığı için verdi zoruna. İstemezdim geleyim, kardeşlerimi bırakmayı istemezdim. O zaman 12 kardeşim ben. Ben ikinci evladıyım babamın. Ama o zaman 4 tanesi doğmuş değildi. Kardeşlerimi bırakmak istemedim ama babam zorladı, gideceğim dedi. Ama sadece ben değildim o zaman gelen kızlar, çoğu geldiydi. 6 ay nişanlı kaldık. O 16 ayın içinde en aşağı yani ayda 1 ya 2 mektup yazardı bana. Ben de ona. Ve 2-3 mektubunu sakladım hatıra diye. Geldim, cuma akşamı geldik. Cumartesi evlendik. Ve 20 yaşındaydım evlendiğimde. Evlendiğimde 4 aile, 4 yatak odası vardı ev sahibinin. 4 aile kalırdık. Ve hep günüyle, çamaşırımız günüyle, yemeğimiz saatine pişirecektik. Çamaşır, banyomuz, banyo edeceğimiz de günüyle idi. Yani bir sene çok zorluk çektik. Tesadüfen 2 Avustralyalı karının biri Türk'üydü kocası, biri Rum'udu. Ben Türkçe ve Rumca bildiğim için anlaşabilirdik. Ama kocaları evde olmadığında hatta bir çay bile kapıyı çalarlardı ve bana gösterirlerdi kaseyi, çay istersem. Ondan oğlumu hamile oldum, doğurdum. 2 haftalık hamileyken evime taşındım. İlk evimiz Leykart'taydı. Artık kızım 2,5 yaşındaydı, oğlum da 3,5 yaşında. İşlemeye mecburdu. Ve yarım saat, 20 dakika yarım saat yağmurun içinde ve bir küçük şemsiye oğluma verdi, bir şemsiye de ben ve çantada elimde, kızı kucağımda işe giderdim. Otobüs alırdım ve şapka fabrikasında Daskopras şapka derdi. 2 sene çalıştım orada. Buraya geldikten sonra işte çocuklar doğdu, büyüttük, okuttuk. İstedim Kıbrıs'a gideyim. Yani 81'de 58'de geldim, 81'de 24 sene sonra gittim. Babamı hazır tanıyamayınca o kadar zayıfladı, o kadar yaşlandı ki tanımadıydım. Babamla oturduk, babam beni kucağına sardı. Konuşurdu Ve kardeşim de arkada beni kucağına sarardı. Ve eve gittiğimde ev saat 1'de sabahınıdır ama ev dolu, halk doluydu. Hepsi beni beklerdi, kardeşlerim, şeylerim. Gelirlerdi, abla ben filanım, abla ben filanım. Ama ben kimsesini tanımazdım. Bir otobüsün içinde uçak alanına kadar davuzluğuna çalardı. Ve beni öyle yollattı babam. Pişman olmuş beni yollattığına buraya. Çok pişman oldu, başına vururdu ama dediğimiz gibi iş işten geçti. Ama ben memnunudum. Kocamdan çok ben memnunudum. İlk defa şu Kıbrıs buraya evlenmek için geldiğimde ayrılma hiçbir zaman onu da otobüse gireceğim de gideyim uçak alanına ve kardeşim başlı dayanamadı da dedim kardeş beni unutma ha. Her gidip geldiğimde ilk defa ayrılığı hissederim. 6 tane torunum oldu. 5 de ikinci torunum oldu. Oğlum Adelaide'da yaşar. Kızımın oğlu da Lisbon'da yaşar. Şimdi hasretlik onlaradır.